Merhabalar, bugün Kocaeli'nin Şirin ilçesi Karamürsel'deyiz. Karamürsel deyince aklınız ilk önce belki de sepeti geliyor. Ama Karamürsel bugün sizlerle beraber yapacağımız turda göreceksiniz ki sadece sepetili değil. O kadar çok özelliği var ki deniz kenarında olmasından dolayı balıkçılığı, balıkçı lokantaları, barınakları, lavanta bahçeleri, samanlı zeytini, kısacası Karamürsel say say bitmeyecek güzelliklere sahip bir ilçe. Ne dersiniz? Gelin şimdi hep beraber Karamürsel turuna çıkalım. Evet sayın seyirciler, merhabalar. Ben Anastasia. Bugün Karamürsel'deyiz. Karamürsel Belediyesi'ne bağlı sokak hayvanları tedavi, rehabilitasyon ve geçici bakım merkezindeyiz. Yanında da veteriner hekim Mustafa Bey var. Merhabalar efendim, nasılsınız? Geldiniz, sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun, hoş bulduk. Bize biraz buradan bahsedebilir misiniz? Yani işlevlerinden, ne zaman açıldı burası, fonksiyonundan? Tabii ki. 1 Ocak 2020 itibariyle başladı. Aslında şu an hala eksiklerimiz var ama şu an yaklaşık olarak %90 kapasitede çalışıyoruz. Dediğimiz gibi belediyeye bağlı olarak bir birim. Karamürsel'de bulunan Kocaeli'den Hayvan Hakları Derneği'nden de bundan destek alıyoruz. Selma Hanım dernek başkanıdır. O da kendisi bize yardım ediyor bu konuda. Şu an bir veteriner hekim, 2 personel ve 2 tane gönüllüyle hizmet veriyoruz. Toplamda kapasitemizi söyleyeyim. Kapasitemiz yaklaşık 14 köpek, 30 tane kedi. Ama isminden de belli olduğu gibi burası bir geçici bakım evi bildiğiniz gibi. 5199'a göre zaten hiçbir hayvanı uzun süre tutamıyoruz. Yani artık insanlarımızın bildiği gibi bir bakım evi var, barınak yok. Ne yazık ki öyle bir şey var. İnsanlar arasında inanış veya işte bir söylem. Hani toplayın, hepsini buraya getirin. Ama şu anki kanun ne yazık ki buna müsaade etmiyor. O yüzden adı geçici bakım evi. Nedir fonksiyon? Dışarıda hayatını devam ettiremeyecek, idame ettiremeyecek olan hayvanların, ki görmüş olduğunuz gibi zaten burada var, bakımını yapmak, tedavisini yapmak, dışarıda ve doğada yaşayacağını kanaat getirildiği zaman kısırlaştırılmasını ve aşılamasını yapıp tekrar bulunduğu ortama geri bırakılması. Tabii ki arada istisnalar var. Ne gibi istisnalar var? Mesela ısırılma vakaları. Bakımı kanunlarca, yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yasaklanmış olan ırklar var. Bu ırkların ne yazık ki sokakta durmamaları gerekiyor. İşte Pitbull gibi, Dogo gibi, Mastiff gibi, bunların durmaması gerekiyor. Ne yazık ki bunları da alıyoruz. Ki şu an kafeslerimizde mevcut. Biraz sonra gezeriz, bakarız. Bunlar ne yazık ki sürekli olarak rehabilite ediliyor ve sahiplenme olayı yok. Onlar sürekli buradalar. Faaliyet olarak genelde şöyle, belediyenin ve büyükşehirin 153 hattına bağlı olarak çalışıyor. İhbar geldiği anda, ki vatandaşlarımız bu konuda gayet duyarlılar. Hasta, yaralı veya işte diğer herhangi bir vukuat olduğu anda bunlarla ilgili aranılıyor. Aracımız zaten görüyorsunuz, aracımız da var bu konuyla ilgili olarak. Araçta girip alınıyor. Burada bakımı tedavisi yapılıyor. Zaten karantina bölümümüz var, ameliyathane bölümümüz var, devir bölümümüz var. Tedavisi yapılanlar pansiyon bölümüne alınıyor. Orada rehabilite ediliyor. İyileştikten sonra zaten ortamı görüyorsunuz. Burada serbest olarak geziyorlar. Amacımız ilk etapta sahiplendirmek. Ki tahmin ediyorum herhalde Kocaeli'de yavru köpek alan ve kedi alan herhalde tek barınağı şu anda. Bakım evi diyelim, barınak da diyelim. O yüzden sahiplendirme oranımız gayet yüksek. Şu an tahmin ediyorum Selma Hanım herhalde 20 civarı falan mı aylık? Şu ana kadar 30-35 civarında bir sahiplendirme yapıldı. Bununla ilgili form düzenliyoruz. Amacımız sahiplendirmek. Hani sokakta tabii ki yaşayacaklar. Sonuçta insanlar bunlarla yaşamayı öğrenecek. Her havladığı zaman işte uyuyamıyoruz, bunları buradan alın şeklinde değil. Bir kültür oluşacak, bir bilinç oluşacak. İnsanlarımız sokaktaki bu canlılarla yaşamayı ne yazık ki öğrenecek. Çok doğru, yalnız benim merak ettiğim bir konu var. Bu sahiplendirme dediniz. Sahiplendirmeniz için belirli bir koşullar vardır diye düşünüyorum. Ne koşullar ararsınız hani sahiplenmek isteyen kişilerde? Şimdi sahiplendirme şöyle, birincisi zaten 18 yaşından büyük olacak. İkinci istediğimiz şey apartman ortamına, daha doğrusu hani daire ortamına büyük köpekleri zaten vermiyoruz. Kendi evi olması lazım, bahçeli evi olması lazım.
ki burada görüyorsunuz her boydan köpek var. Küçüğü de var, büyüğü de var. Ayrım yapmıyoruz ama büyük köpekleri ne yazık ki eve sahiplendirmiyoruz. Bakacak kişiyle sözleşme yapıyoruz. Belediye adı altında sözleşmemiz var. Bırakmayacağına karşı taahhüt ediliyor. Tabii ki bırakırsa bunun bir cezai maddesinin olduğunu da biliyor. O sözleşmeyi istinaden sahiplendiriyoruz. Sahiplendikten sonra da gene belli rutin bakımları burada yapılabiliyor. Ama tabii ki aşılar hariç. O sahiplendiği zaman zaten aşıları ve genel parazit ilaçları artık özel veteriner hekim grubuna giriyor. Ancak gerekli teknik konuları zaten kendisine veriyoruz veya buradan yardımcı oluyoruz. Anladım. Son bir sorum daha olacak. Peki bu sahiplendirmeler ne sıklıkla oluyor? Hani işte devamlı oluyor mu yoksa belli dönemler sıkışıklık yaşıyor musunuz? Şimdi şöyle, şu an biliyorsunuz geçmiş dönem pandemi dönemi vardı. Pandemi döneminde evet bayağı yoğun bir sahiplendirme oldu. Aylık ortalamaya bakarsak 15-20 civarında bir sahiplendirme oranı var ki bayağı yüksek bir rakam. Hatta şöyle espri de söyleyeyim, bir ara yavru köpek bulmakta bile biz zorlandık. Sokaklara çıkıp yavru köpek aramak zorunda kaldık yani sahiplendirmek için. O dönemde bir artış oldu. Tabii ki her dönem bununla ilgili olarak artış oluyor. Şu ara biraz tabii ki okul dönemi, insanların biraz daha kafaların başka yerde olduğu, çocuklarına vakit ayırdığı dönem. Önümüzdeki kış döneminde biraz daha farklı olacaktır ama dediğim gibi sahiplendirme oranımız yüksek. Amacımız da zaten o. Yani parayla satın almaktan ziyade sahiplenmek en güzeli. Kesinlikle. Çok teşekkürler bu keyifli sohbet için, verdiğiniz değerli bilgiler için. Umarım yolumuz bir daha düşer. Sizler de umarım bir can sahiplenirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Efendim merhabalar, dalmayı sever misiniz? Daha önce daldınız mı ya da dalmaya merakınız var mı? Varsa nasıl bir balık adam olabilirim ya da daha amatörce dalabilirim? İşte tüm bu soruların cevabını aslında bu programımızda bulacaksınız. Neredeyiz? Karamürsel Karsat'tayız. Karsat nedir? Buraya neden geldik? Sevgili başkanımız Zeki Bey bize tüm bu detayları anlatacak. Tabii ki bu haberin ilerleyen kısmında ben hayatımda ilk defa denemek şartıyla o dalmayı da gerçekleştireceğiz tabii ki değerli hocamızın yardımlarıyla. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Zeki Beyciğim? Konuşmamızdan sonra dalacağız ama yani. Kesinlikle dalacağız. Ben vazgeçtim. Yok kesinlikle, kesinlikle. Bu kayıtlara geçsin. Hocam daldırmazsa ben atlayacağım. Buyurun hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Zeki Şırınoğlu. 2 yıldız eğitmenim. TSF, SMAS eğitmenim. Kulübümüzde yaklaşık 13 yıl oldu. 2007'de kurduk. Dalış faaliyetlerine hala devam ediyoruz. Eğitim için çok uygun bir yer. Yani körfez olması, okulun konumuyla birlikte işte denize çok yakınız. Yani buradan eğitim aldığınız zaman iyi bir dalıcı olursunuz. Şimdi benimiz tabii ki küçük bir deneme olacak haber niteliğinde, sizin de değerli katkınız, ama ben bunun dışında buraya geldiğimde, dalmak istediğimde nasıl bir eğitimden, nasıl bir süreden geçtikten sonra dalmaya başlayabilirim? Şöyle, SMAS dediğim dünyada bir dalışla ilgili bir konfederasyon. Bizim Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu da SMAS'ın dünyada nasıl bir eğitim dizgisi varsa aynı şekilde uygulamak zorundayız. Yani şöyle oluyor, siz dalıcı olmak için geldiğinizde işte çok basit kural, işte 15 yaşından gün alacaksınız, az da olsa yüzme bileceksiniz. Sağlıkla ilgili de bir sıkıntı olmayacak tabii.
Bunun yaklaşık bir 7-8 saatlik dersimiz var. Bu bittikten sonra da en az federasyonun bir şeydi, en az da 5 tane de eğitim dalışı yapıyor suda. Ne yapıyoruz burada? İşte suyla scuba ekipmanlarını nasıl kullanacağımızı, ne yapacağımızı o 5 dalışta hepsini görmüş oluyorsunuz. Ve dalıcı oluyorsunuz sonunda. Tabii bunun az önce 2 yıldızım dediniz. Çok kısa bir de o yıldız kategorilerini söyler misiniz? Tabii. Şimdi SMAS'ın şöyle gidiyor dizgesi. İşte 1 yıldız dalıcı, 2 yıldız dalıcı, 3 yıldız dalıcı. Sonra eğitmenlikler başlıyor. İşte 1 yıldız eğitmen, 2 yıldız eğitmen, 3 yıldız eğitmen gibi. İlk eğitimi, 1 yıldız eğitimine girdiğiniz zaman şu oluyor. Siz yanınızda bir deneyimli bir dalıcıyla, yani 3 yıldız diyoruz. 3 yıldız dalıcıyla 18 metre inme eğitim ve yetkisini alıyorsunuz. Daha sonradan dalışlar yapıyorsunuz ki bu en az 20 dalışta sınırlı. Daha sonra 2 yıldız eğitimine geliyorsunuz. Yine bizim gibi bir okulda. Bunda biraz daha size bilgiler biraz daha yükseliyor diyelim. Bunun sonucunda ne oluyorsunuz? Siz 30 metreye yanınızda bir 2 yıldız dalıcıyla inme hem eğitimi alıyorsunuz hem yetkisini almış oluyorsunuz. Dünyada da dalış zaten 30 metreyle sınırlı. Sportif dalıştan bahsediyorum tabii. Hani sanayi dalgıçları falan onlar farklı ama bizim sportif dalışımız, derinliğimiz 30 metre. Evet. Buraya amatörce yani bunu bir hobi olarak, zevk olarak ben dalmak istiyorum diyenler de çünkü İstanbul Karamürsel'de ulaşımı çok kolay bir yerde ve çok da güzel bir mekanda gelip insanlar eğitimlerini alıp burada sizden bu hizmeti alabiliyorlar. Doğru mu? Tabii. 365 gün açığız zaten. Suyun altı çok fazla fark etmiyor. Yani kışında, yazında inseniz aşağı yukarı aynı sıcaklık. Sadece çıktığınız zaman önemli olan üşümeyin. Onunla da işte çekimimiz olur. Bizim burası 12 ay. Her iki tarafta sıcak. Dışarı çıkınca bir sıkıntı yaşama şansınız yok. Tabii sadece eğitim de değil, eğitimden sonraki dalışlarımız da var. Yani suyun altında da biz işte Marmara'nın tek batığı bizde mesela. 23 metrede, 26 metrelik. Daha önce Karamürsel İzmit çalışan bir vapurumuzu batırdık. Hani kullanımdan çıkmıştı tabii bu. Hem su altında işte balıklara yuva olsun hem dalıcılara da bir görsel olsun diye. Ne diyelim tabii biz şimdi giyinmeye gidiyoruz. Bakalım neler giyeceğiz. Daha doğrusu ben nasıl dalabileceğim? Hadi şimdi gidip giyinelim. Tabii biz heyecanlıyız. Hemen dalmak istiyoruz. Ama Zeki Hocam dedi ki bir dakika bu iş öyle değil. Önce bu işin bir prosedür kısmı var. Bir yasal sorumluluk kısmı var. Bizler de bunlar tabii ilk defa dalacağımız için ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisine sorduk. Hocam niye imza atıyoruz biz şimdi? Şöyle hocam. Öncelikle sadece bizim normal kişisel dalışa geldiniz ya da deneme dalışı yapsanız bile sizinle bir dalış anlaşması yapmak zorundayız. Tabii nedir? Ne kadar olsa bazı ekipmanlar kullanıyoruz. Suyun altında dalış yapıyorsunuz. Eğitimli kişilerin zaten o belge karşılığı kendi bir sorumluluğu var. Ama siz bir deneme dalışı yapıyoruz. Bütün sorumluluk bizde, eğitmende. Bununla ilgili yine de bana olay anlatıldı. Tamam. Gönüllüyüm gibi bir anlaşmamız var. Önce bunu imzalıyoruz. Şunu bir yazabiliriz. Bunun dışında da şu anda biliyorsunuz COVID-19'la ilgili işletmelerde bayağı bir sıkıntı var ya da önlemler diyelim. Şu anda bizim yanda gördüğünüz ıslak kesimi haftada en az 3 defa 4 defa komple ilaçlanıyor tüm malzeme. Hocalarımızın da demesi aslında tuzlu suya girince COVID-19 yok oluyor ama bu ekipmanlarımız tabii siz kullanacaksınız. Sizden sonra başkası kullanacak. O yüzden bizim ekipmanlarımız hem çıktığımız zaman dezenfekte suda yıkanıyor ama içerisinde haftada en az 3 defa veya 4 defa dalışımıza göre tabii içerisi kullanmasına göre devamlı ilaçlanıyor. Ama bunun dışında federasyonumuzun da bize Sağlık Bakanlığı'nın isteğiyle iki çeşit daha formumuz var. Yani bir tanesi COVID-19'la ilgili bilgilendirme okuyorsunuz. Zaten hepimizin şu anda bildiği. Ve arkasını adınız, soyadınız, her şeyinizi yazıp imzalıyorsunuz. Çünkü siz gittikten sonra da burada herhangi bir öyle bir vaka çıkarsa bizim size ulaşmamız lazım. Bir ikinci formumuz da yine COVID-19'u belli edecek bazı olaylara evet ya da hayır yazıyorsunuz. Ama bize göre burada bir sıkıntılık bir şey görsek ille de dalmak istiyorsanız o zaman bir negatif rapor istemek zorundayız. Doğru. Ama burada bir şey yoksa sizin beyanınız esasın. Beyanınız yeterli. Evet şöyle göstereyim. Biz de şimdi yayından hemen sonra bu formları doldurup imzalıyoruz. Bu da oldukça önemli. Bunu her dalıcıya normalde de uyguluyorduk. Federasyonun istediği ama bu bunlar ikisi Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19'la ilgili bir bilgilendirme. Daha formu.
Bunu tüm dalış okulları uygulamak zorunda. Böyle yerler çok da önemli. Yani dalış okulları böyle kurumsal ve köklü kurumlarda bu işi yapmak çok önemli. Çünkü bu işi belki de çok farklı yerlerde dalış eğitimleri verenler var. Dolayısıyla bence bu formları görünce ne kadar güvenli bir yerde olduğumuzu bir kez daha anlamış olalım. Biz de şimdi formlarımızı dolduracağız. Ondan sonra deniz bizi bekliyor. Evet, beklenen an geldi. Hocam dedi vazgeçmek yok. Dedik ki yola çıktık, vazgeçmek yok. Kıyafetlerimizi giydik. Tabii şimdi üzerimizde neler var, neler giydik ve bundan sonra neler yapacağız? Zeki hocamdan bir dinleyelim hocam. Önce ben ne giydim şu anda? Şimdi bizim deneme dalışı dediğimiz discovery dalışını yapacağız. Derinliğimiz en fazla 5 metre olacak. Bununla ilgili kabaca ben şimdi kullandığımız hem ekipmanların ne işe yaradığını anlatayım. Ki öncelikle giydiğiniz elbise bize sadece suyun soğuğuna göre için giydiğimiz bir ekipman. Üşümememiz için. Bizim için en tehlikeli şey zaten üşümek. Bunun dışında kolunuzdaki maske. Evet, onu siz şöyle alayım. Gösterirsiniz. Maskeye nasıl seçeceğini gösterdik. Maske de bizim aşağıda ki olayı suyun altını görmek için. Maske, çünkü maske olmasa aşağıda suyun yoğunluğundan biz aşağıdaki canlıları hiçbir zaman net göremeyeceğiz. O yüzden de aslında bizim en önem vereceğimiz ekipmanların bir tanesi. Bizi aşağıyı güzel gösterecek olan. Bunun dışında bizim scuba ekipmanımız bu. Yani BC dediğimiz hem bizi tüpü taşımamıza yarayan, hem suyun üstünde bizi can yeleği gibi tutan ama aşağıda da bizi istediğimiz seviyede tutan bir ekipmandır BC. Tüp bildiğimiz hava ama çok sıkıştırılmış, tozdan, nemden arındırılmış, sıkıştırılmış bir hava. İkincisi bizim regülatör takımı dediğimiz. İşte bunun içindeki çok büyük basıncı, yani 200 bar üstünde bir basınç var. Bunu basınca düşürtüp bize istediğimiz kadar hava sağlayan bir ekipman. Bununla aşağıda normal şekilde nefesimi alacağız. Sadece ağzımızdan alıp ağzımızdan vereceğiz. İkincisi bunun yedeğidir. Ahtapot dediğimiz. İşte bunun bir konsolu var. Bu konsolda bizim nedir? Bir tanesi suyun altındaki derinliğimizi bize gösteren. İkinci de tüpün içindeki havamızı. Havamızı gösteriyor. Biz çünkü zaman zaman bunları kontrol edip o şekilde dalışımızı bitirip yüzeye çıkıyoruz. Toplam ben şu anda tüple birlikte kaç kiloyla dalacağım? Şimdi bunların normal zaten üzerinize bir ağırlık giyeceksiniz. Neden? Bu elbise yüzünden batamıyoruz aşağıda. Doğru. Biz. Ve size de ortalama işte dedim ya her 10 kilonuza 1 kilo gibi ama size bir 7-8 kiloluk ağırlık yeterli ama çok sığda dalacağınız için bir kere bir 8 kilo kurşun belinize bağlayacaksınız. Tamam. Artı ekipmanın ağırlığı dışarıdayken suyun içinde bunun bir ağırlığı yok zaten. Yok. Hatta aşağı işte batabilmek için kurşun takıyoruz ama aşağıda da basınç arttığından dibe yapacağız. O zaman biz tabii çok fazla eğitim veriyorum aslında kursa gelmeniz lazım. Değil bunun mi? Sonucunda. Bu BC'ye hava vermek suretiyle biz istediğimiz seviyede evet, aşağıda tamam. Kalacağız. Sizin birlikte ineceğiz. Bir 5 metrede gezinti yapacağız orada. Balık besleyeceğiz. Siz dediğim gibi ben sizin havanızı falan hepsini ben ayarlayacağım. Siz sadece keyfinize bakın. Havamı alacaksınız yani. Evet. Siz sadece keyfinize bakın. Nefes alın, verin ve aşağıda canlılarla keyfinize bakın. O zaman ben stüdyo aletlerimden vedalaşıyorum artık. Sesi evet. Anastasia sana bunu rica edeyim. Artık gözlüğümüzü ve mikrofonumuzu terk ediyoruz. We'll be right back.
Ben Turhan Bozkır. Biz Karamürsel'in en eski ailelerindeniz. Dedemiz 1800 yıllarında başında buraya gelmiş. Geldiği zaman burada zeytin ağaçları da varmış olan ağaçlar. Orada zeytinciliğe başlamış. Sonra babadan oğula derken biz 7. kuşak bu işe devam ediyoruz. Zeytincilik bizim dede baba mesleğimiz. Yalnız biz 97 yılına kadar zeytinciliği toptan dedemler toptancılara satmışlar. Biz perakendeciliğe 97 yılında Kıramethoğlu markayı tescilledik, başladık. Abimle Hüseyin Bozkır'la beraber zeytinciliğe devam ediyoruz. Bizim zeytinimiz Samanlı dağlarından adını alan Samanlı zeytini vardır Karamürsel'de. Bu zeytinin özelliği iri tane olup kabuğu ince ve 15 gün içinde kurulduktan sonra yeme yapabilen zeytindir. Buna burada halk tatlı zeytin de derler adına. Bilen halk, Karamürsel halkı bundan başka zeytin yemez. Ama buraya bunu bir şekilde yiyen insanlar da bunu tercih ediyorlar şu anda. Ama çok tonajı olmadığı için çok da Türkiye çapında bilinen bir zeytin değil. Halk da bunu gören beğeniyor. Zaten biz bunu sıkış aylarında satıyoruz. Yaz aylarında ince kabuk olduğu için çok şeyi olmaz zeytinin. Dayanıklılığı fazla olmuyor. Zaten tonajı da çok olmadığı için biz bunu Aralık ayında başlarız satmaya. Mayıs, Haziran ayı gibi de elimizde biter. Bizim zeytinimiz sofralık olarak üretiriz. Biz de elle hasat yaparız zeytinlerimizi. Fakat çok sık alan ağaçlar oluyor aralarında. Onlar sofralığa gelmediği zaman biz onları yağ olarak değerlendiririz. 5-5,5 kiloda 1 kilo yağ oranına ve çok lezzetli bir yağ çıkar. Yağlarımıza da çok güveniriz. Biz 200 yıldır bu mesleği yapan aileyiz. Biz burada bu işi devam edecek çocuklarımıza da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Zeytinciliği seviyoruz. Karamürsel'e yolu düşen herkesin yol üzerindeki dükkanımıza uğrayıp tadım yapıp ürünlerimize bakmasını tavsiye ederiz. Bu bizim Karamürsel'in meşhur kalamata zeytinidir. Bu olgun tanelerden yapılmıştır. Bu da yeşil olarak değerlendirilip yeşil kalamata zeytinimizdir. Şunlar da Karamürsel trilyası iri tane ve orta tane sele olarak yapılmıştır. Bunların tuz oranları az ve ince çekirdek çok özel zeytinlerdir. Şu anda Samanlı zeytinimizin mevsimi olmadığı için 2 ay sonra o da elimizde sunulacaktır. Bu da Karamürsel zeytinyağıdır. Sızmadır. Asit değeri 0.6'dır. Soğuk sıkım olarak işlenmiştir. Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifindeyiz ve yanında çok değerli kooperatif başkanımız Sayın Erdoğan Aksoy var. Merhabalar efendim, nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böyle bir güzel Karamürsel beldemize bize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir memleketesiniz. Güzel, tatlı bir memleket. Huzurun başkenti olan bir memleketesiniz. Denizimiz de falan gayet güzel. Limanımız da çok güzel. Daha tatlı tatlı şeyler var ama tabii görerek, gezerek, görerek şey yaparsanız daha iyi olur. Evet, çok doğrusunuz. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Birazcık bize kendinizden bahseder misiniz? Ne zaman kooperatif başkanı oldunuz? Yani bu süreçlerden bize birazcık anlatır mısınız? Aslında bizim başkanımız vardı, Mustafa Yılmaz Hardaloğlu. Geçen sene vefat etti, 3-4 ay önce. Esas başkanımız oydu. Rahmetle anıyoruz kendisini. İyi bir, değerli bir abimizdi. Çok değerli bir abimizdi. Kaybettik. Onu kaybettikten sonra ben ikinci başkanım aslında. Şimdi onun görevini üstlenmeye çalışıyoruz. Yönetimde bazı arkadaşlarımız var. Yönetimdeki arkadaşlarla beraber bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii bizim normalde Haziran'ın 15'inde seçim olması gerekiyordu. Ayın 15'inde bu pandemiden dolayı seçimler iptal oldu. Şu anda seçim aşamasındayız ama seçim yapamadık. Seçim yapamadığımız için şu anda ben devam ediyorum ve üye olan arkadaşlarımızla hep beraber yönetimdeki arkadaşlarla devam ediyoruz. Anladım. Peki bize burada işlerin nasıl yürüdüğüyle alakalı bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi bizim burada genelde küçük balıkçı, kıyı balıkçıları var. Kıyı balıkçıları işte ufak ağlarla
gol yaparak, uzatma yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Fakat bizim kıyı balıkçıları biraz bugünlerde bayağı bir sorunlar yaşıyor. Yunus konusunda olsun, ağ konusunda olsun, deniz kirliliği konusunda olsun, yasaklarla ilgili çok problemlerimiz var. Kıyıdan bir 500 metre bir yasak mevzusu var. Balıkçılar kıyıya inemiyor. Artı 500 metreden sonra gemi yolu diyorlar. Gemi yolu deyip gene çıkamıyor denize. Yani bayağı bir balıkçılar aslında bu dönemde bayağı bir sıkıntılı süreç geçiriyor şu anda. Yani çoğu balıkçı arkadaşlarımız balıkçılığı bırakma safhasında gibi bir şey. Denize çıkmak istemiyorlar. Öyle sıkıntılarımız var. Peki buradaki balıkçılarımız nelere ihtiyaç duyuyorlar? Bu sorunların giderilmesi için nelere ihtiyaç duyuyorlar? Özellikle devletimizin bu deniz kirliliği, deniz kirliliğine çok özen göstermesi gerekiyor. Yani bu deniz kirliliği bayağı bir şey yapıyor, bizi etkiliyor, bayağı etkiliyor. Onlara bir el atarlarsa, özellikle yeni bu tersaneler bölgesi var mesela. Tersaneler bölgesinde bayağı bir deniz kirliliği var. Tabii bunun önüne geçebilirlerse bizim için çok iyi olur, çok güzel olur. Yani hem Marmara bölgesi biraz kurtulur, hem deniz kurtulur, hem balıklarımız kurtulur. O tip sorunlarımız var. Anladım. Peki şunu da sormak istiyorum. Hani az önce dediniz ki balıkçılarımızın çoğu hani bu işi artık bırakıyorlar gibi bir cümle kullandınız. Sizce daha ne kadar devam eder? Bu işin ömrü sizce ne kadardır? Valla şimdi aslında normalde balıkçılık kolay kolay bitecek bir meslek değil. Çünkü deniz suyu bir kere insana değdi mi kolay kolay bırakılmıyor. Ama şimdi şartlar bayağı ağırlaştı. Yani ağ fiyatları çok yüksek. Ondan sonra ağ fiyatlarının yüksek olmasına dolayı denize ağ atıyorsunuz. Fakat yunus balığı maalesef ağları, 2-3 milyarlık ağı paramparça yapıp ertesi gün insanın denize gitmek istemiyor yani. O şekilde balıklar o sıkıntıyı çok yaşıyor. Hani özellikle yunuslarla ilgili. Yunuslara da gerçi bir şey yapmamız sevimli hayvanlar ama balıklar maalesef fazla sevemiyor onları. Anladım. Peki şu an hangi balık sezonundayız? Şu anda sardalya, hamsi, istavrit. Şu anda onlar. Ama öyle aşırı bir derecede yok ama önümüzdeki hafta izlersen büyük balıkçı motorların da denize çıkmasıyla balık biraz daha fazlalaşır. Tutumu daha fazla tutulacağı için hem balık fiyatlarında düşme olacaktır hem de biraz daha çoğalacaktır ama tabii eskisi gibi balıklar maalesef yok. Yani eskisi kadar bereketli değil denizlerimiz diyorsunuz. Tabii eskisi gibi bereketli değil, bir de balık şeyleri, çeşitleri de bayağı azaldı. Bayağı azaldı. O çeşitleri de korumak önemli. Bir de şöyle bir sorun oluyor. İlçemizde önüne gelen bir zıpkın alıyor eline. Zıpkın avcılığı yapıyor. Bu zıpkın avcılığında balığı yuvalarında falan bozabiliyor. Bayağı denizi etkiliyor. Bu hani zıpkın avcılığına bir yasak masak getirilirse aslında çok iyi olur. Çünkü çok çoğaldı bu zıpkın avcılığı. Bayağı çoğaldı. Çoğaldığı için de her yerden çıkabiliyorlar yani zıpkınla ilgili. Anladım. Çok teşekkür ederim Erdoğan Bey bu zevkli sohbet için. Çok değerli bilgiler verdiniz bize. Umarım tekrar yollarımız kesişir diyelim. İnşallah. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Memleketimiz güzel, denizimiz güzel. Korumak, kollamak lazım. Sevmek lazım memleketimizi. İsmail Yıldırım sağ olsun başkanımız bize güzel bir tesis verdi. Güzel bir imkan sağladı balıkçılarımıza. Elimizden geldiği kadar korumaya, kollamaya çalışıyoruz. İnşallah yani hayırlı olur, daha güzel olur. İsmail Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz bu konu hakkında.